Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Yağlı, akneye meyilli, büyük gözeneklere sahip olan ve küçüklüğümde su çiçeğini çok yoğun bir şekilde geçirdiğim için ve arkasından da sürekli olarak aktif sivilce çıkarttığım için çukurlara sahip olan bir cilt tipim var. Yıllar içerisinde çok fazla dermatoloğa gittim, çok fazla araştırmalar yaptım ve birçok ürün denedikten sonra benim cildim için çalışan, bana iyi gelen, cildimi iyileştiren ve besleyen hem çok güzel ürünler keşfettim hem de çok güzel bir rutin oturttum. Hem bu ürünleri hem de bu rutini sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'dan çok fazla soru almaya başlayınca ben de storyler kısmından poll oluşturup sordum sizlere. Cilt bakım rutinimi görmek ister misiniz diye. %95 gibi büyük bir oranla birçok insan görmek istedi. O yüzden bugün bu videoyu hazırlıyorum sizlere. Çok fazla anlatacak şeyim var. O yüzden çayınızı kahvenizi alın gelin derim. Video başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm videoları olsa da hem moda ile alakalı hem de İngiltere ile alakalı videolar yayınlıyorum. Umarım hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel ailemize siz de katılırsınız diyorum. Rutinimi sizlere göstermeden önce şunu söylemek istiyorum ki belki de cilt probleminizin altta yatan başka sebepleri olabilir. Hormonal bir bozukluğunuz olabilir. Ben bunların hepsine baktırdıktan sonra ve bir problem olmadığını fark ettikten sonra bu ürünleri denemeye karar verdim. Ve aynı zamanda beslenme düzenimi de çok değiştirdim. Eğer düzgün bir beslenme düzeniniz yoksa zaten hiçbir zaman düzgün bir cildiniz olmayacaktır. O konuda da çok araştırma yaptıktan sonra kendime düzgün bir beslenme düzeni oluşturdum. Hala daha çok başarılı olduğumu söyleyemem. Beslenme konusunda hala daha çok iyi değilim. Ancak günlük olarak almam gerektiğini düşündüğüm vitaminlerimi, minerallerimi alıyorum. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Ve bu video içerisindeki en büyük tüyoyu da sizlere şu an vermek istiyorum. Ve bunu söyledikten sonra sizlere ürünleri anlatmak istiyorum. Çünkü ben bunu keşfedip uygulamaya başladıktan sonra her şey hızlıca düzelmeye başladı. Sivilcelerim geçmeye başladı, yaraları iyileşmeye başladı ve o çukurlarım tamamen düzelmeye başladı. En zor şeydir zaten o çukurların düzelmesi. Ve bunu gerçekten çok kısa bir sürede sağlamış oldum. O da cilt türünüz ne olursa olsun nemlendirmeyi asla ihmal etmeyin. Nemini almış, elastikiyetini kaybetmemiş bir cilt kendini çok hızlı bir şekilde iyileştirecektir. Ve cilt türünüz ne olursa olsun yağlardan asla korkmayın. Yağlar besleyicidir ve cildi çok hızlı bir şekilde onarırlar. Kuru bir cildiniz varsa yağı uyguladıktan sonra artık cildinizin eskisi kadar kuru, pütürlü olmadığını ve eskisi kadar gergin olmadığını fark edeceksiniz. Ve eğer yağlı, akneli bir cildiniz var ise yağ uyguladıktan sonra sivilcelerin çok hızlı bir şekilde iyileşecek. O yara kabuk parçaları çok hızlı bir şekilde kaybolacak ve cildiniz artık eskisi kadar yağ salgılamak zorunda kalmayacak. Yağlı cildin problemi zaten cildin neminin az olmasıdır. Cilt bu nemi eski haline getirebilmek için çok fazla yağ salgılama gereği duyar. Ancak siz bunu dışarıdan hem nemlendiricilerle hem de üzerine besleyici bir yağ uygulayarak korursanız bu nemi, cildiniz artık eskisi kadar yağ salgılamayacak ve normal bir cilt yapısına kavuşacaksınız. O yüzden yağlar benim hayatımı değiştirdi. Yağlardan asla vazgeçemem. Sabah akşam mutlaka yağımı uyguluyorum. Size de en sevdiğim yağlarımdan bahsedeceğim zaten şimdi. Ve şimdi de ürünleri anlatmaya geçebiliriz. Ürünleri de sizlere cilt bakım rutinimi nasıl yapıyorsam o sırayla göstereceğim. İlk olarak yüz temizleme jellerinden başlayalım. Yüz temizleme jellerinde ben genellikle jel formundaki ürünleri tercih ediyorum. Köpük formundaki ürünlerde cildim çok fazla kuruyormuş gibi hissediyorum. Ya da krem formundaki ürünlerde de çok fazla temizlenme hissiyatı hissetmediğim için genellikle jel formundaki ürünleri tercih ediyorum. Bu yüz temizleme jellerinde ben hem yüksek fiyatlı ürünler denedim hem de uygun fiyatlı ürünler denedim. Çok fazla bir farklarını görmediğim için, çok da memnun olduğum uygun fiyatlı ürünler olduğu için genellikle uygun fiyatlı olan ürünleri tercih ediyorum. Paramı genellikle yağlara ve serumlara yatırıyorum diyebiliriz. Ve yüz temizleme jellerinden de en sevdiğim ve en uygun fiyatlı olanı Simple'ın bu Moisturizing Facial Wash'u. İçerisinde sabun yok, alkol yok, parfüm yok. Hassas ciltlerin çok rahatlıkla uygulayabileceği bir ürün. Tamamen şeffaf ve köpüren bir ürün. Ben genellikle bunu duşta Foreo'nun bu yüz temizleme aletiyle uyguluyorum. 2 dakika boyunca uyguladığımda hem çok güzel köpürmüş oluyor hem de cildim o ölü derilerden arındığı için daha pürüzsüz bir cilde sahip olmuş oluyorum. 2 pound aldım diye hatırlıyorum ben bunu. Hatta 1 pound'a bile almışlığım var. O kadar indirime giren, çok uygun fiyatlı olan bir ürün. Cilt türünüz ne olursa olsun çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.
Bu Simple'ın dışında Garnier'in organik seviyesine ait olan Lemongrass'lı bir yüz temizleme jeli var. O da çok uygun fiyatlı olan bir ürün. Kokusu çok güzel. Yine doğal içeriklerden üretiliyor ve ciltte bıraktığı hissiyat çok güzel. Bununla o arasında gidip geliyorum diyebilirim. Genellikle rotasyon halinde kullanıyorum. Onun dışında geçen ay denemek için aldığım Maria Badescu'nun Seaweed Cleansing Soap'u. Bu gerçekten sabun gibi kokuyor. Sabun gibi ferahlatan bir etkisi var. Cildinizi sanki biraz kurutacakmış gibi hissediyorsunuz ancak kurutmuyor. O anlamda sevdim ben bunu. Özellikle makyajımı çıkarttıktan sonra cildim iyice arınsın istediğimde bunu uyguluyorum. İçerisinde çok minik partiküller var ancak çok da peeling etkisinde değil. O yüzden normal kullanıma da uygun olan bir ürün. Ve yine duşta uygulamayı sevdiğim, haftada bir ya da haftada iki kere uyguladığım L'Oreal'in bu Kiehl Peeling'i. Bunu ben Türkiye'de de denemiştim ve bana bir yıl boyunca dayanmıştı. Bunu da alalı aylar oldu ve gördüğünüz gibi hiç azalmadı. Çok az uygulamanız yeterli. Ben de çok sık uygulamadığım için hiç bitmeyen bir ürün kendisi. Bunu uyguladığınızda cildiniz tüm ölü derilerden arınıyor ve ferahlıyor. Özellikle de makyaj sonrası bunu uygularsanız o makyaj kalıntılarından cildiniz tamamen arınacaktır. Çok etkili olan bir ürün. Bir maske görevi görüyor diyebilirim sizlere. Çok güçlü bir peeling olduğu için her gün uygulamanızı önermem. Aslında günlük kullanıma uygun olduğunu söylüyor. Ancak çok güçlü olduğu için cildiniz çok fazla peeling üstüne peeling olacaktır. O yüzden çok fazla uygulamanızı önermem. Ben onun dışında akşam rutinimde yine asitler kullandığım için bu ürünü her gün kullanmıyorum. Dediğim gibi haftada bir ya da haftada iki kere ya da çok ağır makyaj yaptıysam makyaj sonrasında kullandığım bir ürün kendisi. Onun dışında yine geçen ay keşfettiğim Maria Badescu'nun bademli ve ballı face scrub'ı. Bu da içerisinde gerçekten badem parçaları içeriyor. Özellikle makyaj sonrasında makyajınızı çıkarttıktan sonra iyice o kalıntılardan arınmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu L'Oreal'inki kadar güçlü ve etkili değil. İçerisinde bal olduğu için ve biraz da krem formunda olduğu için yine besleyici özelliği olan, cildinizi çok yıpratmayan bir peeling kendisi. Çok doğal kokuyor. İçerisinde gerçekten büyük büyük badem parçaları var. Yine bir peeling arıyorsanız ancak cildinizi çok yormasın istiyorsanız, aynı zamanda beslesin istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Ancak daha önceden kullanmadım. Şu an deneme aşamasındayım. Cildime kötü gelmedi. Özellikle de makyaj sonrasında uygulamayı sevdiğim bir ürün kendisi. Ve tonik olarak ise ben aslında sadece gül suyu kullanıyorum. Daha önceden Lancome'un toniklerini kullanıyordum. Memnun da kaldım ancak gül suyu kadar etkili ve güzel gelen bir tonik asla keşfedemedim. Buradaki gül suları zaten skin toner diye satılıyor gördüğünüz gibi. Bunlara da tonik diye satıyorlar burada. Ve Lancome'un o toniklerinden 5 kat daha uygun fiyatlı olan tonikler kendileri. Gül suyu cildi çok güzel arındırıyor, çok güzel sakinleştiriyor. O yüzden özellikle de makyajımı çıkarttıktan sonra cilt bakım rutinime geçmeden önce bir pamuğa gül suyu sıkıp tüm cildime uyguluyorum. Masaj yapa yapa o ölü derilerden ve makyaj kalıntılarından cildimi arındırmış oluyorum. Size de mutlaka tonik olarak gül suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve yüzümü yıkayıp tonikle temizledikten sonra ben göz kremine geçiş yapıyorum. Göz kremini de iki yüzük parmağıma bu şekilde paylaştırıp bu şekilde uyguluyorum. Bu kadar kolay. Ve göz kremi olarak da yıllardır asla vazgeçemediğim, kaç kutu aldığımı bilmediğim Kiehl's'ın avokadolu creamy eye treatment'ı. Bu dünyanın en güzel göz kremi bence. Cilt tipiniz ne olursa olsun bunu uygulayın. Göz çevrenizde kırışıklıklar çok geç yaşlara kadar oluşmayacaktır ve göz çevreniz her zaman genç duracaktır. Hatta geçen gün İlhan bu kremi kullanırken dedi ki ya sanırım bu krem sayesinde ben asla yaşlanmayacağım. Gerçekten öyle hissettiren bir krem kendisi. Çok etkili. Çok beğeniyorum. Çok fazla göz kremi denedim ancak bundan iyisini henüz keşfedemedim. Cora Organics'in göz kremi değil ancak göz yağı var. Cora Organics Türkiye'de var mıdır bilmiyorum ancak aşağıya linkini koyarım. Çok değişik bir ürün kendisi. Tamamen organik ürünlerden elde ediliyor ve yine deodorant gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde bir rolon var küçücük. Onu göz çevrenize bu şekilde masaj yapıyorsunuz ve yağlı bir tabaka oluşuyor burada. Kış aylarında özellikle gece yatmadan önce çok etkili oluyor. Ya da hava çok soğuk, dışarı çıkacaksınız ve cildinizin nemi hemen azalacak bunu hissediyorsanız o göz yağını uygularsanız göz çevreniz o kadar rahatlıyor ki
Havalar çok soğuduğu için ben ondan da bir tane sipariş etmeyi planlıyorum. İkisini dönüşümlü şekilde kullanmayı planlıyorum. Yazın o biraz ağır olabiliyor. Çok gerçekten yağ yağ olan bir yağ kendisi. Ancak bu krem yaz kış çok etkili olan, çok sevdiğim bir göz kremi kendisi. Göz kreminden sonra ise ben serumlarımı kullanıyorum. Gündüz için kullandığım serumum farklı, akşamları ise kullandığım serumlarım farklı. Akşamları özellikle farklı günlerde farklı serumlar kullanıyorum. Ancak isterseniz şimdi sizlere gündüz serumumdan bahsedeyim. Ben gündüzleri C vitamini serumu kullanmayı seviyorum. C vitamini serumunu siz gündüz de kullanabilirsiniz, akşam da kullanabilirsiniz. Ancak ben akşamları asit içeren başka serumlar kullandığım için ikisini birbirine karıştırmayı sevmiyorum. O yüzden C vitamini serumumu ben sadece gündüz kullanıyorum. Eğer C vitamini serumunu gündüz kullanırsanız dışarıdan gelecek zararlı etkilere karşı ve güneşten gelecek zararlı etkilere karşı C vitamini cildinizi koruyacaktır. Ancak C vitamini uyguladığınız için üzerine mutlaka bir güneş koruyucu kullanmanız gerekecektir. C vitamini cildinizi hem zararlı etkilere karşı korurken aynı zamanda cildinizdeki lekeleri iyileştirici özelliği var kendisinin. Ancak güneşe karşı da cildinizi daha açık hale getireceği için eğer güneş kremi kullanmazsanız üzerine tam tersine güneş lekeleriniz oluşacaktır. Böyle de bir handikapı var. O yüzden C vitamini serumu kullandıktan sonra nemlendiricimi kullanıyorum. Onun üzerine yağımı kullanıyorum. Ondan sonra ise bir de güneş koruyucu kullanıyorum. C vitaminini cildime uyguladığım saniye itibariyle cildime bir enerji geliyor. Ve aynı zamanda bana da bir enerji gelmiş oluyor. Ve üzerine uyguladığım krem, nemlendirici çok daha iyi bir şekilde cildimi nemlendiriyor. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorum. C vitamini dediğim gibi bir antioksidan görevi görüyor. Sizi dışarıdan gelecek oksidanlara karşı korurken aynı zamanda cildinizdeki lekeleri iyileştiriyor. Sivilce kabuklarınız varsa, sivilce yaralarınız varsa onların hemen iyileştiğini fark edeceksiniz. Çok güzel onarıcı etkisi olan bir serum kendisi. O yüzden gündüzleri C vitamini kullanmayı çok seviyorum. C vitamini serumu olarak da bu üçüncü kutum olan Drunk Elephant'ın Sea Firma Day serumunu kullanıyorum. Çok etkili olan bir ürün. İçerisinde yüksek oranda askorbik asit yani C vitamini içeriyor. Ve kokusu da tam turunçgil kokusu. Rengi de öyle zaten. Turuncu bir rengi var. Ve çok canlandıran ve çok güzel olan bir serum kendisi. Asla yapış yapış değil. Ancak cildinizde böyle su gibi de akmıyor. Daha önceden ben bir tane C vitamini serumu almıştım. Şu an markasını hatırlamıyorum çünkü lanet ettim. Hiç sevmedim. Onu uyguladığımda cildim sanki suyla yıkamışım gibi akmaya başladı. Cildimde hiç kalmadı. Biraz serumların azıcık cildinize tutunması lazım. O yüzden yapı olarak bunu çok beğendim. Aynı zamanda Cora Organics'in C vitamini serumunu denedim. Aynı şekilde etki ediyorlar. Fiyatları da aynı. O yüzden bir Drunk Elephant alıyorum. Bir Cora Organics alıyorum. Daha önceden ben The Ordinary'nin C vitamini serumunu denemiştim. Onun beyaz bir rengi var zaten. Cildinizde yayması biraz zor. Krem gibi hissediyorsunuz. Çok fazla C vitamini uyguluyormuş hissiyatı vermiyor size. Ve çok etkili. Onu uyguladıktan sonra cildim soyulmaya başlamıştı. The Ordinary'nin ürünlerinde ben bunu çok fazla yaşadım. Evet etkili olabilirler ancak benim cildim onlara çok fazla reaksiyon veriyor. Yine retinolünü denemiştim daha önceden. Retinolde de cildim kıpkırmızı olmaya başlamıştı. O yüzden onu alacağımı düşünmüyorum. Fiyat olarak çok uygun. Sanırım C vitamini serumu 5 pound. Bu 65 pound. Yani arada 60 pound var ancak beğenmediğim için onu almayı tercih etmiyorum. Ve geçen aylarda denemek için aldığım ve bitirdiğim Nipfeb'in bu C vitaminli serumu var. Bu da yine koku olarak çok güzel, hissiyat olarak çok güzel. Ancak içerisinde çok fazla silikon var. Sıktığınızda zaten silikon şeklinde elinizde kalıyor ve cildinize yayıyorsunuz onu. Cildinize yaydıktan sonraki hissiyatı çok güzel dediğim gibi. Çok beğendim. Ancak bu Drunk Elephant gibi İstediğim o C vitamini kıvamı yok bunda. O yüzden bir daha alacağımı düşünmüyorum. Aslında fiyat olarak çok iyi bir fiyatı vardı. Ancak silikonlu bir serum kullanmak istemediğim için bir daha alacağım bir ürün değil kendisi. Ve şimdi de gelelim akşam rutinine. Akşam rutininde ise dönüşümlü olarak kullandığım 3 farklı serumum var. Onlardan bir tanesini pazartesi akşamı kullanıyorsam, diğerini salı akşamı, öbürünü çarşamba akşamı kullanıyorum.
Perşembe akşamı ise yine pazartesi akşamı kullandığımla devam ederek bu şekilde döngü halinde 3 farklı serum kullanmış oluyorum. Onlardan bir tanesi hatta serum da değil, %100 organik, doğal olan bir jel kendisi. O da aloe vera jel. Aloe vera jele çok güveniyorum. Hem kendimde, hem annemde, hem de başkalarında çok fazla faydasını gördüğüm çok güzel, doğal olan bir ürün kendisi. Bu bendeki hatta vücut boyu, ancak ben bunu yüzüme de kullanıyorum. Annemin cildinde güneşten kaynaklı çok fazla güneş lekesi vardı ve düzenli olarak her gün aloe vera jel kullandığı için şu an hiçbir güneş lekesi yok. Ben de 2 kere burun ameliyatı oldum. 2. burun ameliyatımda özellikle cildim, şu göz çevrem ve burun çevrem özellikle şişmeye ve morarmaya başladı. Aloe vera jel kullandım. Ertesi gün şişliğim gitmişti. Morluklar ise koyu pembe, orta tonlu pembe rengine çevrilmişti. Yanıklarda kullanabilirsiniz, sivilce izlerinde kullanabilirsiniz, bacaklarınızda varis varsa kullanabilirsiniz. Çok etkili olan, nemlendirme etkisi de olan aynı zamanda ve iyileştiren bir jel kendisi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Dediğim gibi eğer lekeleriniz varsa, sivilce lekesi olabilir, su çiçeği lekesi olabilir, çukurlar olabilir, yanıktan kaynaklı cildinizin elastikiyeti azaldıysa ve yanık lekesi varsa mutlaka aloe vera jel kullanın. İnanılmaz etkili olan bir ürün kendisi. Ve bir akşam cildime aloe vera jeli kullandıktan sonra diğer akşam ise cildime bu Drunk Elephant'ın serumunu kullanıyorum. Bu da TLC Framboise Glycolic Night Serumu. Bu ise içerisinde asit içeren bir serum. L'Oreal'in bu kirli peelingi nasıl bir fiziksel peelingse, yani içerisindeki pütürcükler sayesinde siz masaj yaparken peeling etkisi gösteriyorsa, bu ise şeffaf bir ürün olmasına rağmen içerisinde peeling etkili olan asitler içerdiği için kimyasal peeling görevi görüyor. Yani cildinizi yine ölü derilerden arındırıyor ve sivilcelerinizin hızla iyileşmesini sağlıyor. Çok yoğun içerisinde asit içerdiği için eğer cildiniz asitlere alışkın değilse ilk başta biraz reaksiyon gösterebilir. O yüzden C vitamini serumları gibi daha masum olan serumlarla cildinize asitlere alıştırıp ondan sonra bu tarz bir ürünü kullanmanızı öneririm. Ve ben bunu her akşam kullanmıyorum, dediğim gibi yoğun bir asit olduğu için birkaç akşamda bir kullanmış oluyorum bu şekilde. Ve bundan sonra mutlaka üzerine güzel bir nemlendirici, onun üzerine de güzel bir yağ uygulayarak cildimin kurumasını engellemiş oluyorum. Bu ürünü kullanacağınız zaman yine bu ürünü başka asitlerle karıştırmamanız gerekiyor. O yüzden mesela C vitamini de bir aslında asit olduğu için bunu gündüz kullanırken bunu sadece akşam kullanıyorum. İkisini aynı anda kullanamazsınız. Ya da içerisinde yine kimyasal peeling olan ya da çok yoğun peeling etkili olan bir yüz temizleme jeli kullandıktan sonra bir de onun üzerine gidip kimyasal peeling etkili olan bir tonik kullanıp üzerine bir de bunu kullanırsanız cildiniz aşırı reaksiyon gösterecektir ve çok fazla yorulacaktır cildiniz. Yine soyulmalar olabilir, kızarıklıklar olabilir. O yüzden bu tarz ürünleri tek başına kullanmak gerekiyor. Bundan sonra normal nemlendirici etkisi olan bir klasik bir nemlendirici ve klasik bir yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Bu üründe yine tamamen organik, doğal olan bir ürün ve biraz da fiyatı pahalı açıkçası. Ancak çok az kullandığım için ve 3 akşamda bir kullandığım için özellikle de bu 50 mililitrelik büyük boyu bana 1 yıl hatta daha fazla yetmiş oluyor. Bu C vitamini 30 mililitre, bu 50 mililitre gördüğünüz gibi. Bunun 30 mililitresi de var ancak bu C vitamininin büyük boyunu üretmiyorlar çünkü askorbik asit, yani C vitamini çok çabuk oksitlenen bir ürün olduğu için bunun bozulmasın diye sadece küçük boyunu üretiyorlar. Bunun 30 mililitresi de sanırım 76 pound civarında. Bu 50 mililitresi ise 100 ya da 110 pound civarındaydı. Ancak dediğim gibi 1 yıldan fazla bana yetiyor ve de çok işe yaradığı için aldığım ve sürekli olarak alacağım bir ürün kendisi. Bir akşam aloe vera jelimi kullandıktan sonra diğer akşam TLC serumumu kullanıyorum ve ondan sonraki akşam ise retinolümü kullanıyorum. Retinol de retinoic asit demek, yani bildiğimiz A vitamini. Tamamen yaşlanma karşıtı olan bir içerik kendisi. Kırışıklıkları engelliyor, cildeki lekeleri iyileştiriyor, cildin elastikiyetini artırıyor ve yine peeling görevi görerek cildinizi ölü derilerden arındırmış oluyor. Ancak çok etkili bir ürün olduğu için sadece akşamları kullanabilirsiniz.
başka asitlerle karıştıramazsınız ve maksimum 3 akşamda bir uygulayabilirsiniz. Hatta haftada bir uygulamanız bile önerilebiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benim şu an kullandığım marka Alpha Edge Liquid Gold Intensive Night Repair Serumu. Bunun içerisinde ancak glikolik asit de olduğu için, biraz karma bir ürün olduğu için bu bittikten sonra bunu almayı planlamıyorum. Ben daha önceden yine Drunk Elephant'ın A vitamini serumunu denemiştim. Retinol serumunu yani. O biraz daha krem formundaydı ve cildimde yine yanma hissiyatı yapmıyordu. Bu biraz yine hassas bölgelerde yanma hissiyatı yaptığı için hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bir daha alacağım bir ürün değil kendisi. Bunu ortalama 9 aydır kullanıyorum ve şuraya kadar kullanmışım. Gördüğünüz gibi daha bu kadar kullanacağım. 1,5-2 yıl yetecek bir ürün kendisi. Onun dışında bu ürün bu markadan denediğim tek ürün oldu. Bundan önce dediğim gibi Drunk Elephant'ınkini denedim. Bir de The Ordinary'ninkini denedim. Ancak The Ordinary'ninki çok fazla bende reaksiyona sebep olduğu için onu bir daha almayacağım. Ondan önce ise Sunday Riley'nin yağ formunda olan retinolünü denemiştim. O gerçekten güzeldi ancak ben yağ olarak başka yağlar kullandığım için, daha besleyici yağlar kullanmayı sevdiğim için retinollü yağ kullanma olayı bana çok sıcak gelmedi. Bitirdim onu da, severek kullandım. Ancak bir daha alacağım bir ürün değil çünkü bana serum formunda olan bir ürün lazım. O da yağ formunda olduğu için onu istemiyorum. Ve şimdi geliyoruz nemlendiricilere. Sizlere az önce gösterdiğim gündüz ve akşam serumlarından sonra üzerine mutlaka bir de nemlendirici uyguluyorum. Benim bu zamana kadar denediğim birçok nemlendirici var ve birçok sevdiğim nemlendirici var. O yüzden canım o sıra hangisini satın almak isterse onlardan birkaç tane satın alıyorum ve dönüşümlü olarak kullanıyorum. Şu sıralar açık olan ve severek kullandığım The Body Shop'un Vitamin C'li bu jel formunda olan nemlendiricisi. Genellikle bunu gündüz rutinimde bu C vitaminini serumdan sonra kullanıyorum. Double bir ferahlatıcı etki oluyor bana. Bu jelin yapısı, kokusu, her şeyi bana tamamen Origins'in ginsengli yine yüz nemlendirme jelini anımsatıyor. Fiyat olarak bu çok daha uygun fiyatlı. O yüzden alacaksanız bence mutlaka bu The Body Shop'un vitamin C'li jeline bakın derim. Çok güzel olan bir jel kendisi. Ve şu sıralar akşamları da kullandığım Maria Badescu'nun The Moisture Magnet'ı. Bu çok etkili olan, bayağı nemlendiren bir nemlendirici kendisi. Bayağı kalın bir tabaka halinde cildinizi çok güzel nemlendiriyor. Aynı bu elimize kullandığımız Nivea nemlendiriciler vardır ya, onun yüz formu diyebilirim sizlere. Gerçekten kış ayları için çok ideal olan bir nemlendirici kendisi. Onun dışında benim zaman içerisinde yine çok severek kullandığım diğer kremlerimden bazıları da yine bu Kiehl's'ın Ultra Facial Cream'i. Bundan gördüğünüz gibi son zamanlarda 2 kutu bitirdim. Bu şekilde kutularını sakladım. Eğer benden bir bitenler videosu isterseniz çok seve seve çekebilirim. Nedense alışkanlık bazı bitenlerimi saklamayı seviyorum. Onun dışında yine Drunk Elephant'ın 2 tane yüz kremi var. İkisini de denedim. İkisinden de çok memnun kaldım. Ancak fiyatları bana biraz pahalı geldi. Çünkü İlhami ile beraber kullandığımız için kremleri ayda 1 kutu kesin olarak 1 kutu krem bitmiş oluyor. Ve onlar da ortalama 50-54 pound'a tekabül ediyor. Ve bu Kiehl's'dan hiçbir farkı yok. Kiehl's'ın fiyatı ise 26 pound, yarı fiyatına aynı boyutta, aynı etkiyi gösteren kremler alabiliyorken gidip Drunk Elephant'tan yüz kremi almayı tercih etmiyorum. Dediğim gibi bu şekilde bana bir yıl dayanan serumunu alırım. Ancak bir ay dayanan o kremini almayı istemiyorum maalesef. Ve cilt bakım rutinimin son aşaması olan yağ sürme aşamasına geliyoruz. Gündüz ve geceleri olmak üzere günde 2 kere hem kışın hem yazın yağ uygulaması yapıyorum. Yağ olarak ise şu sıralar, yine çok fazla yağ denedim bu arada, hepsinden bahsedeceğim. Yağ olarak şu sıra tek bir yağ kullanıyorum. Bu da By Terry'nin All Over Oil diye geçiyor ve gül yağı. Bunu aslında vücudunuza da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde sprey formunda olan ve çok güzel gül kokan bir yağ kendisi. Ancak bu 50 pound ve 50 poundluk bir şey ben cildime uygulamam. Yani bunu cildinize 10 kere uygularsanız bitecek bir ürün. Ancak bunu ben yüzüme uyguladığım için aylardır sadece şu kadar kullanmışım gördüğünüz gibi. Çok dayanan bir ürün. Bir spreyle tüm yüzünüzü çok güzel bir şekilde nemlendirmiş ve beslemiş oluyorsunuz. Çok beğendiğim bir ürün oldu bu. O yüzden biterse tekrar alacağım bir ürün kendisi.
Onun dışında Doğru Denilen markasını çok eleştirdim. Ancak yağlarına bayılıyorum. Bence çok güzel yağlar üretiyor. En sevdiğim yağı kesinlikle kuşburnu yağı. Eğer alacaksanız, bir yağ seçecekseniz, çünkü çok fazla yağı var ve ben hepsini denedim. En sevdiğim kuşburnu yağı oldu. Kesinlikle gidip kuşburnu yağını alın. Cildinizi iyileştirecektir ve besleyecektir. Diğeri ise %100 organik cold pressed borage seed oil diye geçiyor. Onun dışında marula yağını denedim. O da çok güzeldi. Dediğim gibi ancak tek bir yağ alacaksanız bence gidin kuşburnu yağını alın. Çok memnun kalırsınız. Onun dışında bugün aldığım maskenin yanında hediye gelen ancak daha önceden büyük boyunu bitirdiğim Drunk Elephant'ın marula yağı. Çok etkili, çok güzel olan bir yağ. Bunu genellikle kuru ciltlilere önerirler. Ancak dediğim gibi yağlardan asla çekinmeyin. Yağlı ciltlilerin de çok severek kullanabileceği bir yağ kendisi. Ancak en çok heyecanlı olduğum ürün yine bu Drunk Elephant'ın maskesi. İçerisinde çok yoğun asit içerdiği için, İngiltere'de daha önceden Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için Avrupa standartlarına uymayan, sadece Amerika'da satılan bir maskeydi kendisi. Ancak biliyorsunuz geçen haftalarda tüm Brexit kuralları açıklandı ve değişti. O yüzden bunun artık İngiltere'de satışına izin vermişler. Ben de gelir gelmez sipariş ettim. Bugün kargoda elime ulaştı. Yanında da bu şekilde bu yağı hediye etmişler. Yani küçük boyunu. Ancak bence bunu almak yerine gidin The Ordinary'nin marula yağını sipariş edin. Çünkü arada 10 kat fiyat farkı var. Ancak performans olarak çok fazla bir fark yok. Evet, bu daha iyi filtre edilmiş, daha yumuşak bir şekilde hissediliyor. The Ordinary'ninki biraz daha kalın kıvamlı bir yağ. Ancak marula yağı genellikle zaten kalın kıvamlı olan bir yağdır. O yüzden çok bir farkını göremedim. Bu 30 mililitresi 60-64 pound olması lazım. The Ordinary'nin 30 mililitresi 6 pound civarında. O yüzden çok bir fiyat farkına değmeyecek bir durum bence bu. Onun dışında benim bugüne kadar denediğim ve en sevdiğim, en çok işe yaradığını düşündüğüm yağ Herbivore markasının kuşburnu yağı oldu. Çok güzel bir yağ kendisi. Bu Bay Terry'ninki bittikten sonra kesinlikle onu almayı planlıyorum. Cildimi çok daha iyi iyileştiren, çok daha hızlı iyileştiren bir yağdı kendisi. Onun daha önceden kanabis olan yağını da denedim. Ondan çok memnun kalmadım. Kötü bir yağ değil ancak benim cildime çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum. Kuşburnu yağı çok güzel olan bir yağ. Mutlaka Bay Terry bittikten sonra onu almayı planlıyorum. Mutlaka siz de bakın derim. Aşağıya açıklamalar kısmına dediğim gibi yazacağım hepsini. Oradan bakabilirsiniz. Ve son olarak da sizlere dudak balmlarından bahsetmek istiyorum. Benim iki tane sevdiğim dudak balmım var gördüğünüz gibi. Ancak yakın zamanda kullandığım, herkesin çok konuştuğu, çok met ettiği Carmex'in bu dudak balmını kullandım. Bence dünyanın en güzel lip gloss'u kendisi. Yani gloss olarak o kadar güzel ki tamamen bitirdiğim için gösteremiyorum. Ancak muhteşem güzel bir gloss etkisi var kendisinin. Onu çok sevdim. Yapış yapış olmayan bir gloss kendisi. Ancak nemlendirme özelliği çok iyi değil. O yüzden dudaklarınız çok kuruyorsa kış aylarında özellikle tavsiye etmeyeceğim bir lip balm kendisi. Ancak gloss olarak alıp kullanacağım bir ürün kendisi. Tamamen bitirdim gördüğünüz gibi. Onun dışında EOS'in var. Bunları biliyorsunuz böyle tombul şeylerde. Bunu da tamamen bitirdim. Bu asla bitmeyecek diye düşündüm. Ancak bitti. Bundan da çok memnun kalmadım. Bir süre sonra iyice taşlaşmaya başlıyor. Artık iyice o nemini hissedemiyorsunuz. Dudaklarınıza iyice bastırmanız gerekiyor nemi gelsin diye. O yüzden çok beğendiğim bir ürün olmadı. Bir daha almayacağım. Ancak benim tenime, benim cildime kötü gelmeyen her ürünü bitirmeye çalışıyorum. Sonuçta ona para verdim. Cildimde kötü bir yan etkisi yok. Az da olsa işe yarıyorsa ben onu kullanıp bitirmeye çalışıyorum mutlaka. Ancak iki tane sevdiğim ve bitirdikçe sürekli aldığım, her zaman elimin altında olan iki tane lip balmım var. Bir tanesi yine Drunk Elephant markasının. Bu marka bana keşke sponsor olsa diyorum yani. O kadar çok seviyorum. Bu lip balmı gördüğünüz gibi yine %100 organik yağlardan olan. Aslında rujun üstüne sürmeyi sevmiyorum böyle şeyleri. Ruj lekesi oluyor. Ancak çok güzel nemlendiren bir lip balmı kendisi. Kutusu da çok güzel, çok tatlı duruyor. Şu an bunu kullanıyorum. Carmex'inki yeni bitti. Bunu yeni açtım. Bu da her zaman benim çantamda olan bir lip balm. Bunu evde çok fazla kullanmıyorum. Çünkü renkli olduğu için evde ben genellikle şeffaf lip balmlar kullanmayı seviyorum. Bu dünyanın
en güzel lip balmı. Mutlaka gidin alın. Mutlaka bir de bu rengini satın alın. Bunun şeffafı da var. Ancak ben bu rengine hastayım. Pomegranate rengi, yani nar rengi olanı mutlaka alın derim. Dünyanın en güzel lip balmı. %100 yine doğal olan bir ürün. Burt's Bees'in lip balmı kendisi. Dokusu, yapısı, nemlendirmesi ve rengi. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani bu dünyanın en güzel lip balmı. Kaç tane bitirdim bilmiyorum. Bu lip balmla da o kadar tuhaf bir şekilde tanışmıştım ki. Çok komik bir hikayesi var. Bir gün belki anlatabilirim. Biraz tuhaf gerçekten. Onun dışında şu sıralar çok meşhur olan, ancak ben aldığımda çok fazla markanın yoktu. O yüzden bu Herbivore'unkini satın almıştım. Bu rolonlar, taş şeklinde olan. Bunları da her zaman yer çekiminin tersine, yukarı doğru yaparsanız eğer, özellikle yağ sürdükten sonra çok keyifli oluyor. Bu şekilde hem ödeme atmış oluyorsunuz hem de cildinizi kırışıklıklara karşı bir raddede de olsa engellemiş oluyorsunuz. Bu şekilde rolonları da isterseniz kullanabilirsiniz. Onun dışında benim kullandığım birkaç tane maskem var. Dediğim gibi bu Drunk Elephant'ın ki daha bugün geldiği için, denemediğim için bundan bahsetmiyorum. İleride belki bahsederim. Onun dışında The Body Shop'un Himalayan çarkıllı maskesi zaten çok meşhur, biliyorsunuzdur. Ben de daha önceden Türkiye'de ondan 2 kutu bitirdim. İngiltere'de de 1 kutu bitirdim. Daha yeni, biraz dibinde kurumuştu, attım o yüzden. Ve şu sıralar çok fazla dediğim gibi bunun gibi ya da bunun gibi içerisinde hem peeling özelliği olan ürünler aldığım için onu alma gereği duymadım açıkçası. Ancak bende 2 tane maskesi var. Bu ballı maskesi. Bu ballı maskesinin içerisine ben bu arada benim ballı bildiğim bir tane maske karışımı var. Yine ciltteki lekelere ve çukurlara iyi gelen bir maske kendisi. Onun da sizlere hemen tarifini veriyorum. Bunun içerisine gördüğünüz gibi ben nutmeg ekledim. Nutmeg'in Türkçesi muskat olarak geçiyor sanırım. Onun toz halini alacaksınız. Balı aldınız. Tatlı kaşığıyla ya da yemek kaşığıyla cildinizin hassasiyet durumuna göre balın yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı balı aldığınızı düşünün. Ona 1 tatlı kaşığı nutmeg tozunu ekliyorsunuz. Yarım limonu üzerine sıkıyorsunuz. Onu cildinize uyguluyorsunuz ve bekletiyorsunuz. Maksimum 15 dakika bekletin. Ondan sonra iyice cildiniz kızarmaya başlayacaktır. Ancak ciltteki lekeleri tamamen iyileştiren ve o çukurlara da çok iyi gelen bir maske kendisi. Bunun içerisine ben limon katmadım. Limonun biraz ekşiteceğini ve bozacağını düşündüğüm için bu balın içerisinde sadece nutmeg var. Bunu kullanacağım zaman alıyorum elime, biraz limon sıkıp o şekilde cildime uyguluyorum. Bu şekilde limon sayesinde de o koyu lekeleriniz açılmış oluyor, iyileşmiş oluyor. Bu şekilde etkisi olan bir maske kendisi. Bu da tamamen benim icadım oldu. Yoksa gidip bu The Body Shop'un bal maskesini almanıza gerek yok. Evdeki balınızla da kendiniz de yapabilirsiniz. Onun dışında bu British Rose'lu gül maskesi. Bu aslında besleyici olan bir maske, ancak açıkçası kullanmayı sürekli unuttuğum bir maske. Bir daha alacağım bir maske değil. Ben çok fazla nem maskesi yapmıyorum. Dediğim gibi zaten cildimi çok nemlendiriyorum. Bir de üzerine yağ uyguladığım için nem maskesi çok fazla yapmıyorum. Aslında yapmam lazım, ancak bunu çok beğenmedim sanırım. O yüzden yapmıyorum. Daha güzel bir nem maskesi keşfedersem onu sizlere ileride bahsederim. Yine gül suyu niyetine cildime sıktığım, ferahlatması için kullandığım Maria Badescu'nun bu aloe veralı ve gül sulu spreyi. Bunun içerisinde glisol de olduğu için makyaj sonrasında da kullanabilirsiniz. Glisol sayesinde cildinizde iyice hapsolmuş oluyor ve su gibi akıp gitmiyor. O yüzden nemlendiren, canlandıran, günün her saati istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz ve dokusu, kokusu çok güzel olan bir ürün. Ben daha önceden bundan bitirmiştim 2 tane. Bunu yeni sipariş ettim gördüğünüz gibi. Daha çok az kullandım. Ancak bunun içerisinde glisol olduğu için ve sprey formunda olduğu için pamuğa sıkmak zor geldiği için tonik olarak ayrıca bir normal gül suyu kullanıyorum. Bunu daha çok ferahlatsın diye kullandığım bir ürün kendisi. Benim de cilt bakım rutinim ve cilt bakım rutinimde kullandığım ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorum bu video minimum 3 saat sürmüştür, ancak bugüne kadar deneyimlediğim her şeyden sizlere bahsetmek istedim ki aranızdan bir kişi de olsa
ona yardımcı olabilmek için. Çok zor bir süreç biliyorum, ben de atlattım. Hala daha atlatabiliyorum zaman zaman, zorluklarım oluyor. O yüzden sizlere de yardımcı olmak istedim. Bana sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına yazarsanız onlara da cevap verebilirim. Ya da daha spesifik bir konuda daha geniş anlattığım bir video istiyorsanız onu da bana yazarsanız onunla ilgili de bir video çekebilirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.